yaptın? Hocanın iddiasını söyleyeyim. Şimdi hoca diyor ki, biz kendisiyle konuştuk. Hoca aslında hoca değil. Bir oyun tasarımcısı. Biz oyuna koydu işte. Ve dur bir dinliyorum. Dur, devamını getireyim dur. Diyor ki Yasin de ona oyun için ortak olup para kazanmak istemişler. Yasin'in arkadaşıymış. Yasin, devam ediyorum. Hiç zannetmiyorum, yapma. Ben aynı lafı amcama da söylemiş. Halasını kandırarak para alabileceği bir plan yapmışlar beraber. Yani hoca diyor ki, sözlü hoca, ben aslında oyun planlayıcısıyım. Yasin de benim arkadaşım, biz bu oyunu Yasin'le beraber planladık. Ay, bunu katmasın içine. Sana bir şey söylerim ya, affedersin. Çok özür dilerim, sözü kestim. Paramı kartımı buna ver ya. Bana da elimi tersim dedi ya. Ama içinden parayı aldın çocuğum. Dur. Bana para kartımı parayı çekince. Hatta Nurbahar. Tüm telefonların Yasin'in, o kişi hoca, Yasin'in açtırdığını söylüyor. Hoca diyor ki, bize Nurbahar Hanım'ı her ara dediğinde bunu bana Yasin bana söylüyordu. Ben de aslında Nurbahar'ı Yasin'in söylemesiyle arıyorum. Yasin seni dolandırmış. Hayır, sürekli o bizi arıyordu. Ben kendi ailemi niye dolandırayım paraya? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır. Yasin, eğer bu iddia doğruysa, şimdi savcılık zaten bununla ilgili araştırma yapacaktır. Hı-hı. O şahsın telefonuyla senin telefonun arasında ne kadar irtibat var? Seninle görüştükten sonra hemen Nurbahar Hanım aranıyor mu? Bunlar hep ortaya çıkacaktır. Gitmezsin. Bak, burada eksik anlattığın ya da hata yaptığını düşünüyorum ben şahsen. Bir hataya kurban gitmiş olabilirsin. Yani burada bunu açıklamada fayda var. Yani halanı dolandırmak için seni kandırmak. Bir dakika, seni kandırmak ve halanı beraber dolandırırız, para kazanırız diye seni ikna mı ettiler acaba? Yok, kesinlikle, zaten kendisi söyledi. Para çektir diye kendisi dedi. Sen ona da oyunlara düşkünlüğün var mı? Bilgisayar oyunları falan oynar mısın? Oynamam. Ama çok farklı bir nokta. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey bu. Oyun tasarımcısı. Sözlü hoca, biz bu oyunu, planı halasını dolandırmak için birlikte yaptık. Her şeyi bana Yasin söylüyordu. Yasin söyleyince ben hocasını, halasını arıyordum. Çünkü bak şöyle, Nurbahar, her eve, Yasin eve geldiğinde hocanın seni o anda araması bu kadar tesadüf olur mu? Onu bilmiyorum. Ama bunu oyuna götür ya. Bunu oyuna götür ya. Bak, şu an her şeyi benim üstüme meydana yüklüyor. Bunu üstüne yükle. Ama yanlış. Benden yanlış. Başka daha başka birileri de var. Onlara da mı beraber yaptım? Kim yaptırmış? O? Onlar, kimse bizi aramadı. Geldi mi arkadaşlar? Öyle bir ip var. Affedersin. Ben çektim söyledi. Parayı. Bak, burada konuşmak istemiyorum. Çektim. Kredi çekmeden önce çektim parayı. Burayı gördüm. Çantamın içinde. Çantamdan 5 kuruş param kaybolmazdı. Alır giderdi, daha da olmazsa. Sen kredi çektin ya bir tane. Evet. Bu şahsa para vermek için. O krediyi ne yaptın? Kime verdin? Kime teslim? Yasin mi? Beraber bu yanında şeyde, İstanbul'da bir arkadaş daha vardı bunu. Beraber üçümüz çektik zaten. Onu da yan numarasını verip de arattırmasını isterim buraya. Elden mi teslim ettin? Kime teslim ettin? Onu evet. Şeyden. Yok, bankadan. Bir saniye. Bankadan. Dur. Bir saniye. Bankadan verdim. Kime teslim? Ne oldu peki? Daha sonra ben eve geldim. Ongur ongur aldım. Daha o sonra. Peki Yasin, sen çalışırken sen de kredi çektin iki tane. Öyle söylemiştin. Evet. EFT yaptım. Hepsi duruyor. Attım hatta. Kanaldaki hanımefendiye attım yani. Bunların hepsi. O şahsa mı? O hepsi şahsa var. Evet. EFT yapıp attım. Hepsi de evrakları. Hepsi şu an mevcut. Şimdi bak. Bu sözde hoca bu dolandırmayı kabul ediyor. Ama yalan söylüyor. Diyor ki, ben bunu tek başıma yapmadım. Yalan söylüyor. Bana işbirlikçisi, her şeyi şey yapan, planlayan Yasin'le beraber biz bunu planladık. Ya abla, kendi paramı niye alayım, dolandırayım? İdem Hanım, boşuz, yalan söylüyor. Ben kendi ailemin parasını, zaten benim param. O çok yalancı zaten. Çok bize yalan söyledi. Onu yapsaydı. Yasin, senin evindeki ağacın yerini, evindeki eşyaların yerini nereden biliyor bu şahıs? Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Bakın, biz ya, ablacığım, biliyoruz aslında ya. Bir dakika ya. Ya sen bir dur. Biliyoruz aslında. Bakıyoruz diyorlar. Buluyoruz, biliyoruz diyorlar. Nereden biliyorlar? İşte burayı çözemiyorum. Mesela incir ağacının yerini doğru söyledi, gittiniz baktınız, gerçekten orada incir ağacı yok mu? İncir ağacı var. Var. Nereden biliyor işte? Dolandı. İncir ağacı evinin arkasında da olabilir, sağında, solunda. Bir yönü böyle gezdi. Abla da bu çıkış kapı dedi. Şurada evi önünde incir ağacı var. Ayrıntı veriyorsan nereden biliyor o kadarını?
kişi seni sözlü hoca seni aradığında, sen o sırada Yasin de senin karşında oturuyor, senin yatarak yatıyorsun, şöyle yapıyorsun, senin evde ne yaptığını bu kadar detayı bilirken Yasin yanında mıydı? Yanımdaydı. Hala baktı, hala dedi, biliye bak dedi bana. Peki.